Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Bugün Konya Karatay, İsmil'deyiz. Osman Bey'le beraberiz. Osman Bey, merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler İyiyim nasılsınız? ben de, çok teşekkür ediyorum. Biraz sizi tanıyalım. Osman İngit, 1972 İsmil doğumluyum. Çocukluğumdan beri tarımla uğraşıyorum. Ticarete 2005 yılında atıldım. Tarım, hayvancılık ve ticarete devam ediyoruz. Yem bayiine devam ediyoruz. Kendim kurdum işletmeyi. Kurma sebeplerinden bir tanesi de kuraklık dönemlerinde tarımdan yeterli kazanç elde edemediğimiz için ticarete yönelmek zorunda kaldık. Hayvancılık zaten tarımla iç içe olduğu için onu da devam ettirdik. Hava şartlarının, yağışların iyi olması dolayısıyla da tarıma da tekrar ağırlık verdik. Tarıma da şu anda devam ediyoruz. Ticaret yapmak güzel, tarım da güzel ama ticaret yapmak güzel. Sattığımız ürünlerde bir tarım ve hayvancılıkla ilgili alakalı olduğu için yaptığım işten zevk alıyorum. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. Aslında siz biraz daha ticaret tarafını yönetirken oğlunuzla biraz daha aslında diğer tarafları yönetiyor gibi algıladım ben. Evet. Sürece peki o nasıl bakıyor işi devam etme noktasında? İkisi de şu anda tarım ve hayvancılık sektörüne bakıyorlar. Onlar da ticareti devam ettirmeyi düşünüyorlar. Yani hayvancılığı da tarımı da iç içe her üçünü de devam ettirmek istiyorlar. Üç oğlum var. Üçüne de ayrı ayrı üç tane sektörde faaliyet göstermeler için tarım, hayvancılık ve ticaret. Her birini bir sektöre bırakıp yetiştirmeyi düşünüyorum. Düşüncelerim o yönde. İnşallah nasip olursa öyle de devam edeceğiz. Tabii ticaretin son yıllarda biraz zorlukları var. Mali sıkıntılar var. Tahsilat noktasında sıkıntılar var. Çocuklar o noktada biraz muzdarip oluyorlar ama ona da alışacaklar. Devam ettireceklerine inanıyorum ben onların. Peki aslında pandemiyle gelen biliyorsunuz ve ekonomik kriz oldu. Evet. Kredi kartları girdi aslında hayatımıza. Yani Evet. bu şehir tarafında kullanıyordu ama köy taraflarında çok fazla kullanılmıyordu. Ya da Evet. bankayla çok fazla yakın olmayı istemiyorduk. Kişi kendinden bilir iş Evet. noktasında. Evet. Paran varsa işte traktörünü değiştirsin. Paran varsa tarla Evet. alırsın vesaire gibi gidiyordu iş. Sizin burada peki onunla ilgili bir değişkenlik oldu mu? Yoksa ödeme sistemleri yine aynı şekilde mi devam ediyor? Ödeme sistemleri tabii eski peşin alışveriş, nakit alışveriş dönemi bitti. Bu kriz dönemlerinde kredi kartlarının bize çok faydası oldu. Tıkandığımız noktalarda bayağı faydası oldu. Ben mesleğe ticarete ilk başladığım dönemlerde kredi kartıyla satışım benim %10'du. Şu anda %70'lere çıktı. Tahsilat noktasında bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Hem çiftçi rahat ediyor hem biz rahat ediyoruz. Bugünlerde biraz faizlerin yüksek olması biraz etkiliyor ama gene de kredi kartı bizim için iyi bir çözüm noktası diyebiliriz yani. Tabii siz 2005 yılında ticarete başladınız ama bizim çalışmaya başladığımız zaman farklı. Biz peki nasıl çalışmaya başladık? Ben o dönemlerde araştırdık, soruşturduk. Puriyem'in iyi bir firma olduğunu, disiplinli bir firma olduğunu. O zaman 3 bayi ile birlikte Puriyem'e karar verdik. O gün bugündür de memnunuz yani ticaretinden. Özellikle bize tahsilat noktasında, tahsilatımıza çözüm noktasında Puriyem'in bize çok yardımcı oldu. Konya fabrika açıldığında o zaman ilk bayiler Evet. arasındasınız. Evet, aşağı yukarı. Her fabrika bayinin sorunlarını çözüyor satış noktasında ama Puriyem özellikle bizim tahsilat noktasında da bize çok yardımcı oldu. Bu konuda da kendilerine müteşekkiriz yani. Hem sizin kullanımınız, hem bizim kullanımımız, hem de müşterilerin faydasına olabilecek her şeyi sisteme yaymayı arzu ediyoruz. Evet. Ve yapıyoruz da Evet. inşallah. Bir bölgeye konuşuyorken birazcık da bölgedeki yetiştirici tipi ya da işte çiftlik mi, ev hayvancılığı mı, süt hayvancılığı ya da besi ve küçük başlı tabii ki. Bölgemiz aslında tamamen tarıma dayalı bir bölge. Bunun yanında tarımla iç içe aile hayvancılığı. Büyük işletme bizim burada çok az. %3, %4 ancak. Genellikle aile hayvancılığı. Bunu da tarımdan kaldırdıkları ürünleri, artıkları faydalanma, değerlendirme noktasında aile hayvancılığına biraz daha önemli var. Bu noktada bizler tabii köylünün kazancının ağırlıklı tarım olduğu için hayvancılığa biraz fazla önem vermiyor. Bu noktada sıkıntılar yaşıyoruz. Ama geliri sadece hayvancılık olan işletmeler işletmesine önem veriyorlar. Ama aile hayvancılığında sabah erkenden kalkıp alelacele hayvanına bakıp ondan sonra tarlaya giden bir çiftçi hayvancılıkta çok fazla ilerleyemez. Bu konuda hem bizler olsun fedakarlık yapıyoruz. Fabrikanın saha elemanları, besleme uzmanları bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Biz de yönlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi seviyede hayvancılık yaptırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Peki müşterilerimize yardımcı oluyoruz derken arkadaşlardan nasıl bir destek alıyoruz? Arkadaşlarımızın her türlü teknik destek olsun, besleme, barınak noktasında, farklı ham madde teminine varıncaya kadar her türlü desteği alıyoruz yani. İyi bari çünkü Evet, arkadaşlar sizin için varlar. evet, Değil mi Erhan evet, arkadaşım? evet. Peki büyük bir deponun içerisindeyiz. Evet. Bakıyoruz işte hem müşterilerimiz kendi alım yapıyor hem de siz yerine teslim yapıyorsunuz noktasında Evet, evet. çalıştığınızı. Burada otururken anladım ama Evet. doğrulamak isterim. O şekilde mi çalışma yapınız var? %90 müşterilerimizin evlerine servis yapıyoruz. Gerekli düzenli istifleri kayıyoruz. İş yerindeki istifine varınca da her türlü itinayı gösteriyoruz. Yani. İstif noktasında sıkıntılar varsa müşterimizi uyarıyoruz. Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz yani. Çok güzel. Yemeği yerleştiriyoruz birbirine. Diyoruz ki Yerleştiriyoruz bu hem de şekilde. evet yani hem de
İstifini dahi ayarlıyoruz. Kendimiz ayarlıyoruz yani. O noktada yardımcı oluyoruz. Tabii istif deyip geçmeyin yani. Belli bir şeyin üzerine geçtikten sonra biliyorsunuz yemde homojen hatalarına sebep olabiliyor. O da hayvanla farklı sıkıntılara sebep olabiliyor. Evet. Güzel bir konuya değindiniz açıkçası. Evet, evet. Alttaki eski yemleri öne çıkartıp yeni yemleri altta kaymak şeklinde varınca müşterimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Müşteri geldi, arkadan sesler geliyor. Onları da bekletmeyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ağzına sağlık tekrardan. Bereket olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza.